Merhaba sayın seyirciler, devre arasına hoş geldiniz. Ekonomi Bakanlığı Bloomberg KT'nin dün ana haberde gündeme getirdiği ihracatta sıkıntı yaratan konteyner düzenlemesi ile ilgili harekete geçti. Bakan Çağlayan düzenlemenin 31 Mart 2013'e kadar ertelendiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği ihracatta konteyner krizine neden olmuştu. Yeni yönetmelik kapsamında deniz nakliyesinde konteynerlara yükseklik aşımında ceza uygulaması getirildi. Yönetmeliğe göre ürünlerini konteynerle taşıyan sanayiciler yüksekliği 4 metreyi geçmeyen araç tedarik etmek zorunda kalacak. Sınırı aşan nakliyeciye 593, konteynerin sahibi firmaya 1186 lira ceza yazılacak. Yönetmelik nedeniyle limanlara giriş çıkış durma noktasına gelirken ihracatçılar uygun araç bulamadıkları için ihracatı durdurmak zorunda kaldı. Konteyner taşımacılığı yapan nakliyat şirketleri ise Ambarlı Limanı'nda eylem yaptı. Tepkiler üzerine açıklama Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'dan geldi. Çağlayan konteynerle ilgili düzenlemenin 31 Mart 2013'e kadar ertelendiğini açıkladı. Evet, telefon attığımızda İstanbul Kimyasal Madde İhracatçıları Birliği Başkanı Murat Akgüz var. Merhaba Murat Bey. Merhaba Pek Hanım. Dün zannediyorum ana haber bültenindeydiniz değil mi? Yine bu konuyla ilgili. Bunun ardından bakanlık harekete geçiyor ve bir erteleme getiriyor. 31 Mart 2013'e kadar. Bu erteleme problemi çözecek mi? Maalesef çözmeyecek. Tabii Sayın Bakanımızın bu ivedi müdahalesinden dolayı tabii ki şükranlarımız sonsuz. Ama 31 Mart'tan sonra yine aynı sıkıntılar var. Nasıl Türkiye'nin altyapısını 31 Mart'a kadar değiştiremeyeceksek, ihracatın yapısını da 31 Mart'a kadar değiştirmek mümkün değil. Nitekim 31 Mart'tan sonra da dolaşacak konteynerler dünyanın her tarafında zaten dolaşıyor. Burada sadece Türkiye'ye özel bir konteyner değil, işte Çin'den gelen bir konteyner ya da Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen konteynerler yine aynı şekilde burada dolaşıyorlar. Bu 30 santimlik farkın neden bu şekilde bu kadar sıkıntı olduğunu ihracatçılar olarak inanın anlamış değiliz. Peki kazalar mı çok meydana geliyordu ya da yeni köprüler mi buna göre inşa ediliyor? Nedir sebebi? Tabii ki Türkiye'deki bütün yol standartlarına saygımız var. Ama yeni yollardan çok hala hazırdaki kuralları uygulamaya Ulaştırma Bakanlığımız bir yönden tabii ki haklı olabilir. Ama bu yeni konulan kuralların nelere mal olacağını tam olarak hesaplamadan uygulamaya geçilmesi ciddi sıkıntı çıkarttı. Yani dün biz hepimiz elimizde artık metrelerle hangi konteyner geçiyor, hangi tır geçmiyor, bunların hesabını yapmaya başladık. Yani ürün satışıyla uğraşmaktan çok kendi içimizdeki sıkıntılarla uğraşmaya başladık. Ve yurt dışındaki müşteriler de ciddi anlamda bu konuyu anlam da veremediler. Çünkü biz yükleme yapamıyoruz. Çünkü kendi içimizde bir kural uygulanmaya başlandı. Evet. Ondan dolayı sizin 40'lı kayküp konteynerinizi yükleyemiyoruz demek bana bir sıkıntı çıkarttı. Hem şahsıma hem ihracatçı bilim adına. Dün gelen telefonların haddi hesabı yok. Firmalarımız konteynerlerini gönderdiler. Gümrüklerden içeriye protestolardan dolayı giremedi. Biz bu kadar krizin içerisinde mucizeler çıkartmaya çalışırken bu derecede kendi kendimize, kendi ayağımıza kurşun sıkmak bana biraz tabii sıkıntılı geldi. Bu arada Sayın Bakanımızın 31 Mart'a kadar bu sıkıntıyı daha da kökten çözeceğine inanıyorum. Peki. Sağ olsun bu konuda oldukça müdahil. Son sorum, eğer Ulaştırma Bakanlığı geri adım atmazsa sizin alternatif bir teklifiniz olacak mı? Alternatif teklif ancak şöyle olacak, nakliye şirketlerinin kamyon dorselerinin değiştirilmesi üzerine olacak tabii ki. Daha düşük dorselerle taşımak zorunda kalacaklar. Ama bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değil. Bu yönüyle biz de alternatifleri şu anda araştırıyoruz. Ama son dakikada çıkan bir olay olduğu için hiç düşünmeye bile vaktimiz olmadı maalesef. Bu kadar hızlı şekilde uygulanabileceğini biz hiç tahmin etmiyorduk. Çok teşekkür ediyoruz Murat Akgüz. Sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için. Bakalım bu sorun nasıl aşılacak. Ve sayın seyirciler şimdi...